Kendrick? Did you hear that, Kendrick? Yes. Her ne kadar Türkiye'deki popülerliğini Drake ile yaşadığı diss olaylarından sonra artırmış olsa da Kendrick Lamar geçmişten bugüne birçok isim tarafından rap tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi olarak kabul ediliyor. Güzel okuyuş teknikleri, şarkısını insanlara gerçek olarak aktarması, kendi sözlerini yazması ve aktivist hareketleriyle birlikte 7'den 70'e birçok insanın sevgisini, sevgisini kazanamadığı insanların da saygısını kazanmıştır. 17 Grammy ödülüyle birlikte tarihte en çok Grammy kazanan 3. rap sanatçısı olan Kendrick Lamar'ın hayatında öyle bir olay var ki bu olaydaki sadece tek bir ayrıntının değişmesi bile belki de bizim müzik endüstrisinde Kendrick Lamar gibi bir ismi hiç duymamamıza sebep olacaktı. Kendrick Lamar 17 Haziran 1987 yılında Compton, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Ailesinin ilk çocuğu olan Kendrick Lamar'ın babası zamanında KFC'de, annesi ise McDonald's'ta çalışıyordu. Afro-Amerikan bir aileden dünyaya gelen Kendrick Lamar'ın ailesi aslen Chicago'ludur ve Chicago'nun bir diğer ismi de bazı insanlar tarafından Chirac olarak adlandırılmıştır. Bu ismi kazanmasındaki en büyük nedenlerden birisi Chicago'da çok fazla çetecilik olaylarının barınması. Your parents, where did they live before they moved to California? Chicago, Southside Chicago. Was your dad in a gang or something? Yeah, he's yeah. affiliated. So your dad's in a gang and your mom decide to move to Compton. Right. And all they got is a garbage bag filled with like mm-hmm. two bags of clothing. Yeah. Your dad worked at KFC, right? Mm-hmm. And your mom worked at McDonald's. Hmm. Kendrick Lamar kendi soy ismiyle yayınladığı Duckworth isimli parçasında babasının cebinde sadece $500 ve yanında bir kadınla beraber Compton'a geldiğini söylemişti. He gave me the reality of it. You have to go through things. You have to see for yourself, but I'm still gonna go out there and, you know, get my hands dirty. If I told you I killed a nigga at 16, would you believe me? Or see me to be innocent Kendrick you seen in the street with a... Drake'le gerginlik yaşadığı dönemlerde Drake'in diss şarkısında ona karşı yönelttiği suçlamalardan bir tanesi ona şirketinin beyaz müziği yapmaya zorlatmasıydı. Bu kısımda bahsettiği Top Dogs şirketi oluyor ve kurucusu da Anthony Top Dogs olarak biliniyor. This guy Top Dog, he has his own record company, mm-hmm. right? And he's the guy who signed you. Yeah, violent nature, physical contact, that's something we... You don't want to be a part of that. We put that behind us years ago. Anthony Top Dogs'un 1980'lerde o zamanın Compton Boroughlarında KFC isimli işletmeyi tam iki kere soyduğu konuşuluyor. İlk yaptıkları soygunda KFC'nin menajerini soyuyorlar ve soygun sırasında müşterilerden bir tanesi vuruluyor. When Top Dog was in his roughest days, yeah. your dad was working at KFC. Yeah. Top Dog went in to rob KFC. Mm-hmm. Is this right? Yeah. And he meets your father. Mm-hmm. And Top Dog's got a gun. Amerika'da suç miktarı 1980'lerde tavan yapıyor. O zamanların mahalleleri kontrol edilmekte büyük güçlük çekiyor. İçki dükkanlarında, marketlerde veya basketbol oynarken bile silahlı soyguna uğrayabilme ihtimaliniz var. Kendrick Lamar'ın babası o zamanlarda kıvırcık saçları ve ayrık dişleriyle beraber KFC'de sipariş almakla görevli. Anthony Top Dog ve birkaç silahlı çete üyesi soygun yapmak için tam da Kendrick Lamar'ın babasının çalıştığı KFC'yi seçiyorlar. Kendrick'in babası Ducky'nin aslen Chicago'lu olduğunu söylemiştim ve o Chicago'dan zaten çete olaylarına gayet hakim. Olayın yaşandığı sırada babasının gözlerinin önünden bazı görüntüler geçiyor. Çete olaylarına da hakim olduğu için hiç dirayet göstermiyor. Kendrick'in babası Ducky bu silahlı soygun sırasında Anthony Top Dog'a birkaç tane tavuk parçası ve birkaç tane nugget bile ikram ediyor aslında. Your dad somehow thinks, I don't want to get into any shit with this guy. I'm going to charm him. Mm-hmm. I'll even offer him some free KFC. Mm-hmm. And maybe story. Right, and maybe he'll, you know, won't get violent. Mm-hmm. And Top Dog liked your father. Soygun herhangi bir şekilde kimseye zarar gelmeden son buluyor ve bu olayın üzerinden tam 20 yıl geçmesinden sonra Kendrick Lamar Top Dog şirketiyle anlaşma imzalıyor. And now you're working with Top Dog.
funny. I like this, right? Isn't that weird? Yeah, that is the craziest story I've ever heard. It is the craziest story. Yeah. Anlaşma imzaladıktan kısa bir süre sonra Kendrick babasıyla beraber Anthony Tapdog'u yeniden buluşturuyor ve bu olayın üzerine bir sohbet bile geçiriyorlar. Have you sat with Top Dog and said, what the fuck? Every time they come around each other, my pops and Top Dog, it's mind-blowing because they have to bring it up. They're just sitting, just looking at each other. It's a trip. Whoever knew that this little kid that was in the back store while he was flipping grease and chicken wings, 20 years later, you know, he'll be sitting in the same studio. It always goes around to the fact that the point is, okay, what if, you know, he did take my father. I probably wouldn't be in this studio. I wouldn't be right here with y'all right now. I'd be messed up. Kendrick Lamar 2017'de yayınladığı Dem albümünde bu konuya oldukça dikkat çekiyor. Kelebek etkisinin aslında ne kadar da korkunç olabileceğine dair bize bazı mesajlar veriyor. Eğer ki yaşanan bu soygunda herhangi bir gerginlik olsaydı, Kendrick'in babası yanlış bir söz söyleseydi veya adamlardan bir tanesi sadece keyfine sinirlenerek Kendrick'in babasını vursaydı, şu anda endüstride Kendrick Lamar gibi bir isimden bahsetmiyor olacaktık. Ama kaderin cilvesine bakın ki o gün o soygunu yapan çete üyesi bugün Kendrick Lamar'ın patronu ve belki de rap game'de birlikte çok büyük değişimler yaptılar ve birçok başarıya imza attılar. We knew his name in the streets, and we just knew how he carried himself, you know, from the streets to the business. Nobody wasn't doing it like that on his level. He'd been successful in other ways that was even more dangerous. Yes, sir. So when you could be successful in these dangerous, you know, lifestyles, we're looking at the person that, look at this music thing as a cakewalk. Y'all gotta get in here and hustle and grind because it ain't as hard as when I was coming up. Why did y'all trust Top so much? I think just off the genuine love he had for living in the same house where his family is at, and we going out his refrigerator. When you show that trust to some kids, you know, we was wise enough to know that's real trust. Kendrick Lamar'ın albümünü dinlerken, bir yandan da sözlere bakarken bu olayla karşılaştım ve dehşet verdi, kanımı dondurdu. Dediğim gibi bu olayın yapı taşlarından en ufağı değişse belki de bugün Kendrick Lamar gibi bir isim olmayacaktı. Ne yazık ki bu olayla ilgili Türkçe herhangi bir kaynak aradığımda bulamadım. Şarkının Türkçe çevirisini dahi bulamadım ve çevirileri, olayları kendim araştırdım. Bana bu olay hem çok ilginç geldi hem de şarkının o kısmını dinlerken gerçekten gergin hissettim. Siz de bu olayla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında konuşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve hip hop ile ilgili içerikleri merak ediyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.